İbrahim Kahveci: Elektrik fiyatı uçuyor. Kendimize bir soru soralım mı? biz bu haltı neden ettik? Bütün dünya fiyat artışlarıyla uğraşırken biz bu sağanağı nasıl sel haline çevirdik? Şöyle anlatayım, dünyada varlık fiyatlarında önemli artışlar yaşanıyor. Mesela Avrupa doğal gaz fiyatları 4-5 dolar, bilemedin 10 dolar ediyordu. Önceki yıl pandemi başladığında bir ara fiyatlar 2 doların bile altına geriledi. Geçen yıl ise ortalama fiyat 16.1 dolardı ama yıl sonu itibariyle artık fiyatın 38 dolara geldiğini gördük. Gerçi biz doğal gaz Brent petrol fiyatına endeksli alıyoruz. O nedenle 2020 yılında spot piyasada çok ucuzlayan gazı almış ve boru hatlarını biraz boş bırakmıştık. Şimdi ise boru hatları çok daha avantajlı durumda ve biz buradan gaz alıyoruz. Bu doğru bir hamleydi. Ama yanlış olan şuydu, ülkemizin her köşesini doğalgazla buluşturduk. Bu derece ithal ürüne bağımlılık stratejik bir hata olsa gerek. Ve dün sabah açıklandığında gördük ki elektrik üreten santrallerin doğalgazına %14 daha zam yapılmış. Ama durun, mesele burada bitmiyor. EPH toptan elektrik fiyatlarına bakıyorum. Adeta 1 lira 345 kuruşta kilitlenmiş. Oysa daha geçen yıl toptan fiyatlar sadece 29-30 kuruş seviyesindeydi. EPIAŞ toptan fiyatlar üzerinden alınan elektrik öncelikle dağıtıcılara iletiliyor. Oradan dağıtıcılar bu elektriği abonelere götürüyor. İşte bu arada kayıp kaçaklar da oluşuyor. Bunun yanına firmaların kar payları ve vergiler de eklendiğinde üretici fiyatının yaklaşık 2.2 katına aboneler elektriği tüketmiş oluyor. Aralık ayında ortalama 1 lira olan toptan elektrik fiyatı Ocak ayında artık 1.34 liradan işlem görüyor. Bu duruma göre nihai satış fiyatı 2.95 liraya gelmesi gerekiyor. Ama bu durum elbette normal şartlar altında olması gerekeni gösteriyor. Oysa Ocak ayında %127 zamlanan üst tüketim diliminde bile elektrik fiyatı 2.06 lira ediyor. Bizim sormamız gereken nokta şu, elektrik fiyatları neden üreticide bu kadar çok arttı? Kurdan mı yoksa ithal fiyat artışı da eklendiğinde ikisi birden mi? İşte o nedenle söylüyorum, dünya sağanak yağmurla uğraşırken biz neden sel durumu yaşıyoruz? Zamlara devam. Dün gece akaryakıt fiyatlarına bir kez daha zam geldi. Daha 4 ay önce 7 lira olan benzin mazot artık 15 liraya dayandı. Elektrik desen keza aynı şekilde. Bu atmosferde fiyatların düşmesini beklemek acaba nasıl bir hesapla dile getiriliyor? Rakamların diliyle siyasetin dili hiç bu kadar farklı olmamıştı. Umarım iyi niyet temennileri gerçeğe dönüşür aksi halde durum epey ciddi. Zamların arkası kesilecek gibi durmuyor. İbrahim Kahveci